Efendim Kariyer Dünyası'na hoş geldiniz. Kariyer Dünyası her hafta farklı konularla karşınızda. Her hafta biz çok heyecanlıyız. Ama bazı haftaların diğerlerinden bazı ayrıcalıkları oluyor. Bazı haftalar önemli günlere denk geliyor. Bunlardan bir tanesi de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye için çok önemli bir gün. Aslında Kariyer Dünyası için ayrı bir önceliği ve özelliği var. Çünkü Kariyer Dünyası geleceği arayan, ruhu genç olan diyeyim ben, hemen herkesi hedeflediği ve geleceği planlamayı, öngörmeyi anlatmaya çalışan bir program olduğu için daha da anlamlı. Ne yaptık biz bu hafta sizler için? Ödevimizi biraz daha farklı bir bakış açısıyla hazırlamak istedik. Evet, gençlik belki odak noktasında şu anda Türkiye'nin. Biz de Kariyer Dünyası'nda farklı kuşakları bir araya getirmeye çalıştık. Bakalım dünü, bugünü ve yarını sizlerle birlikte nasıl bir tartışmaya açabiliriz? Sizlerin kafasında nasıl soru işaretleri bırakabiliriz? Efendim hemen konuklarımla sizleri buluşturmak istiyorum. İlk konuğum Sayın Çağlayan Arkan, Siemens Business Services, SBS diye geçiyor. Böyle dememde herhalde bir sakınca yok. Hiç Genel sorun. Müdürü kendisi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Arkan ODTÜ'de endüstri mühendisliği alanında eğitim aldı. İş hayatına Tekofax'ta başladı. Satış müdürlüğüne kadar yükseldikten sonra kariyerine Kopi Teknik Şirketler Grubu'nda grup şirketi ortağı, genel müdür, yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. 97 yılında SBS'te göreve başladı. 3 yıl önce genel müdürlük görevine geldi. Genel müdürlük görevine geldiği yıl şirket ciro hedeflerini %40 aştı. Kendisi genç kuşak, başarılı iş adamlarımız. Kariyerinizle ilgili örnek alınabilecek bazı satır başlarını hatırlatmak istiyorum. Sayın Koca Topçu, belki ekranların hemen altında Şişe Cam eski genel müdürü olarak gözüküyor. Ancak şöyle bir iki şey söylemek istiyorum. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Atatürk'ün burslu olarak yurt dışına gönderdiği 700 gençten biri olarak Belçika'ya gitti. İkinci Dünya Savaşı çıkınca Amerika'ya geçti. Meteoroloji mühendisliği eğitimi aldı. Seramik alanında doktora çalışması yaptı. Sanırım o günlerde bu çok yeni ve belki de ilklerden birisiniz. Zonguldak'taki ateş tuğlası fabrikasının kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra Şişe Cam'ın genel müdürlüğüne getirildi ve 26 yıl boyunca bu görevi yürüttü. 80-81 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 85-86 yıllarında TÜSİAD Başkanlığı görevlerinde bulundu. Sayın Koca Topçu çalışma hayatına sivil toplum örgütlerinde aktif olarak devam ediyor. TEV Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Vakfı İcra Kurulu Üyesi, Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı ve iş ve çalışma hayatını bırakmaya da hiç ama hiç niyeti yok gibi gözüküyor. Efendim hoş geldiniz diyorum. Geliyorum üçüncü konuğuma. Sayın İbrahim Mir Mahmutoğulları. Hoş geldiniz. Design Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi aldı. Üniversiteyi bitirir bitirmez su taşıma sektöründe proje geliştirme ve uygulama amacıyla Design Grubu kurdu. Grup seri üretime geçmeden önceki 5 yılı ürün geliştirmeye ayırdı. Bugün 3 fabrikada 450 çalışanla 23 ayrı sistemde 4000 çeşit ürün. Doğru değil mi efendim? Doğru, evet. Peki. 60'tan fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Sayın Mir Mahmutoğulları geçtiğimiz yıl Dünya Genç Girişimci İş Adamı yarışması büyük ödülüne layık görüldü. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben izninizle Sayın Koca Topçu ile başlamak istiyorum. Buyurun. Yaşınızı sorsam söyler misiniz? Bir mahsuru kalmadı artık. Herkes yüzümden dahi okuyabiliyor bunu. 87 yaşındayım. 87 yaşındasın maşallah efendim. Efendim herkes emekliliği iple çeker. Yani emeklilik böyle aranan, özlenen, şu günlerde de çok konuşulan bir kavram. Sizin emekli olmak gibi bir niyetiniz yok. Niyetim yok, hayır. Yok. Ama hiç böyle gezip tozmak, böyle uzun tatiller yapmak istemez misiniz? Şimdi çalışma muayyen bir zamanda büyük bir hırsla başarılı olmak için ve kazanç için yapılıyor. Evet. Ama muayyen bir yaştan sonra bir şey vermekten mutlu olmanın tadını çıkarıyorsunuz. Bu da vakıflarda çalışarak oluyor. Ben onun tadını çıkarıyorum. O bir nevi tatil oluyor. Bir taraftan da iş oluyor. Ve bir şey vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Siz böyle ben tatil yapıyorum diyorsunuz yani. Evet.
Efendim, son zamanlarda bizler böyle düşünmüyoruz bu konuyu. Yani siz Çağlayan Bey ne dersiniz? Böyle biraz sohbete başlayalım. Emeklilik sizin için ne anlam ifade ediyor? Var mı böyle bir şeyler kafanızda? Yok, doğrusu. emeklilik de yok, tatil de çok fazla olmuyor. Galiba zaman çalışmak zamanı, üretmek zamanı hepimiz için. Tam tersi bunları konuşacağımıza biraz ne üreteceğimizi, düşünelim nasıl diyorsunuz. Daha çok çalışacağımızı konuşmakta fayda görüyorum. Sayın Koca Topçu ile sohbet ederken de çok da iyi bir örnek yakaladığımızı zevkle gördük. Takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. İbrahim Bey, siz üretimin içerisindesiniz. Sizin çalışmak, durmak, tatil yapmak, gezmek, tozmak gibi böyle kavramlarınız var mı hayatınızda? Evet, çok tanışık olmadığım kavramlar benim de bu kavramlar. Fakat şunu rahatlıkla söylemek mümkün ki erken kalkıp çok yol almış bir dünya var ve biz tatil, dinlenmek vesaire gibi kavramlara abartarak bu çok yol alınmış dünyaya yetişemeyiz. Bizim biraz hız yapmamız lazım. Bir ara tatili falan düşüneceğimiz günler de gelecek. Önce bir hız yapıp biraz yaklaşmamız, biraz da yakalamamız lazım. Onun için şu anda gündemin ötesine taşınmış bir dizi kavramlar olarak duruyor hafızamda. Evet. Yani tabii çok anlamlı söyledikleriniz. Ben şöyle bir noktaya belki gelmeyi umuyor idim. Dünyada yönetim literatüründe değişik kavramlar şu anda tartışılıyor. Yani her şey çok çalışmak şeklinde değil. Biraz genç kuşak, belki genç kuşağın ürettiği yeni felsefede çalışmak kadar işte dinlenmek, daha farklı şeylere zaman ayırmak gibi. Acaba dedim bu bağlamda sizlerin biraz farklı fikirleri olabilir mi, yoksa hiç siz de emekliliği düşünmüyor musunuz? Ama anladığım kadarıyla burada hiçbir kuşak farkı göremedim ben. Sayın Koca Topçu, ne dersiniz? geç kaldık dedi İbrahim Bey. Yani biraz aslında Çağlayan Bey de aynı şekilde. Yıllar tabii su gibi akıp geçiyor ama biz sizin başladığınız noktadan sonra hala niye geç kalmış durumdayız acaba? Efendim, değişen dünyaya ayak uydurmak meselesi var. Ben şöyle düşünüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra yeni bir Türkiye yaratmak için sanayileşmeyi ele aldığı sırada ne yazık ki Türkiye'de gayrimüslim dediğimiz Rumlar, Ermeniler, Yahudiler iş hayatında çalışmışlar. Ama Türk kökenliler daha ziyade devlet işlerinde, askeri işlerde çalışmışlar. Onun için sanayi içinde bir kök bulamadı. 1923'teki İzmir Kongresi'nden sonra bir hamle yapmak istedi. Ve sanayileşmeyi devlet eliyle başlamak mecburiyetinde kaldı. Ama bu Atatürk'ün özel yazılarında biraz da belirtiliyor. Biz bunu devlet eliyle başlıyoruz ama en kısa bir zamanda özel sektörün bunu sahibi olmasını bekliyorum diyor. Her ikinize de sormak istiyorum. Geç kalmışlığımızın sebebi ne? Siz bir teknoloji şirketinin başındasınız. Yani yarın dediğimiz, değil mi? Bilişim. Siz üretim yapıyorsunuz. Neden geç kaldık sizce? Ben Sayın Koca Topçu'nun bıraktığı yerden belki okları bir parça özel sektöre çevirerek devam etmekte burada fayda görüyorum. Türkiye'de gördüğümüz hep başkalarından bir şey beklemek, buraya da hep devleti oturtmak gibi bir alışkanlık. Belki de sizin ifade ettiğiniz artık neredeyse genetik hale gelebilecek falan böyle bir geçmiş olan da bir yaklaşım. Fakat eğer özel sektör o zamanlar gözünü dünya haritasına dikmiş olsaydı ve Türkiye ekonomisi içerisinde işler yapmak üzere ve buradaki büyükçe görünen pazara yönelik yatırımlar, aktiviteler içerisinde olmasaydı ben bugün farklı bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Siz iğneyi kendinize batırıyorsunuz. Biraz güzel, bence fayda var. Herkesin biraz aynı şeyi yapmasında işte tatil dediğiniz şeyi de hak etmek lazım. Oradan da çok uzağız diye herhalde bağlıyoruz. İbrahim Bey, sizin bu konudaki yorumunuz ne? Evet. Siz iğneyi kime batıracaksınız? Ben biraz daha ortaya konuşayım. şu bir gerçek ki biz son 200 yıl içerisinde bir demoralizasyon yaşıyoruz. Bunun son 100 yıla taşınımı da bu şekilde olmuş. Hızlı gelişen bir
dünya ve batı ve uzak doğuda da Japonya bizi sadece taklit edilebilir ülkeler olarak ilgilendirmiş ve biz onların hep bir ya da iki ya da üç gerisinde takip etmeye mahkummuşuz gibi kendimizi böyle şartlandırmışız. Şimdi Arge kültürü olmayan bir Türkiye orta yerde bugün görüyoruz ve geçmiş 70 yılın, 100 yılın psikolojik tesirinin de payı çok büyük. Şimdi böyle olunca Atalan'ın Üsküdar'a geçmemesi mümkün değil. Böyle olunca bizim hep geride kalmamızın mecburiyeti de kendiliğinden ortaya yere çıkıyor. Ben biraz hadiseyi, işin neresinden alırsanız alın, hep takip etmeye mecbur diye kendimizi şartlandırmamıza bağlıyorum. Yani biz hep birileri bir adım önde gider, biz onların en son belki demode olan teknolojilerini alır ve onunla bir şekilde hayatımızı idame ettiririz, şartlanmış içerisine girmişiz. Bence büyük pay buradan kaynaklanıyor. Sayın Kocatopçu, her iki genç iş adamı iğneyi hep kendilerine batırıyorlar. Siz ne diyorsunuz? Memnun musunuz yaklaşımlarından? Güzel şeyler söylediler. Evet. Doğru, acı gerçekleri ortaya koydular. Ben mesela Şişecam'a geldiğim zaman pencere camı üretilmiyordu Türkiye'de. Evet. 54'te geldim. 2 sene Avrupa'yı gezdim ve oradaki firmalardan bir ortaklık istedim. Gelin Türkiye'de bir fabrika kuralım dedim. Hepsi hayır dediler. Gerekçeleri neydi? Gerekçeleri bu çok zor bir sanayidir, daha Türkiye bunu yapamaz dediler. Maksat Türkiye pazarını ellerinden kaçırmamak. 57'de garip bir fırsat doğdu. 1957'de Türkiye NATO'ya yeni girmiş. Ruslar bundan tedirgin. Ve Atatürk zamanında 3 tekstil fabrikasını baş mühendisliğini yapan Rijov diye bir zat, ki sonra Rusya'da 12 sene hafif sanayi bakanlığı yapmış. Rusya bunu Türkiye'ye büyük elçi olarak gönderdi. Ve rahmetli Menderes'le yaptığı konuşmada, biz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, sizin sanayileşmenize yardım etmek istiyoruz, hatta sözde dostlarınızın size kurmak istemediği fabrikaları bile kurmaya hazırız. O sırada komünist düzen dolayısıyla Ruslarla ilişki kurmanın zorluğu muhacesinde beni oraya gönderdiler. Pencere cam fabrikasını onlarla kurduk. Öyle mi? Ama teknoloji geri bir teknolojiydi. Evet. Ondan sonra ileriye baktık ve ona rağmen biz ihracata başladık hemen. Amerika'ya bile ihracat yaptık. Ve teknolojiyi geliştirmek için o sırada dünyanın en meşhur üretimini yapan Pilkington firması İngiltere'de, onlara gittim. Onlardan bir lisans almak istedim. Evet. Beni 8 sene oyaladılar. Tam 8 sene. 8 sene oyaladılar. Her seferinde gidiyorum, güzel ziyafetler veriyorlar falan ama bu lisansı bize vermek istemediler. Sonunda Amerika'ya ihracat yaptığımız Yahudi firma dedi ki, ya bu Amerika'da da var bu şey, gel seni onlarla tanıştırayım. Meğerse Amerika'daki Yahudi cemaatinin patronu bu teknolojiyi gayet usturuplu bir şekilde Pilkington'dan çalmış. Öyle mi? 2 tane mühendisi ayartmış oradan. Size ortak yapacağım bu fabrikaya demiş. Evet. O mühendisler bu teknolojiyi vermişler. Patent hakkının da süresi bittiği için 15 sene. Evet. Bu 16. senede oluyor. Hiçbir tehlike olmadan gelmiş, kurmuş, yapıyor. Onun üzerine gittim, konuştum onlarla. Hemen yaparız sizden filan dediler. Geldiler Türkiye, araştırma yaptık. Nereye kurarız? Kaça mal olur filan. 85 milyon dolara çıkacağını öğrendik. İş Bankası patronum olduğu için İş Bankası'nın idare meclisine 2 kişiyi aldım. İmza atmaya Amerika'ya gittik. O akşam bize güzel bir ziyafet verdiler. Ertesi sabah imza atılacak. Fakat patron, Yahudi patron yok ortada. 10'da imza atılacaktı. 11 oldu yok, 12'de oldu yok. Oradan ayrıldık. İş benim ihracatımı yapan kimse geldi dedi, maalesef bu yapılamıyor.
Çünkü bu sabah Pilkington firması o zatı aramış. Sakın Türklere bu teknolojiyi vermeyin. Bunu vermezseniz Kanada pazarının yarısını size bırakırım demiş. Bakar mısınız? Rekabet. İşte bu kadar. Ama yılmadınız herhalde. Bu bana aynı tempoda bir hareket yapmayı gerektirdi. Dönüşümden bir hafta sonra Pilkington'a gittim. Dedim 8 senedir sizinle beraber konuşuyoruz, ediyoruz, bu işler olmuyor. Artık size veda etmeye geldim. Ne o, vaz mı geçtiniz bundan falan? Yok dedim, vazgeçmedim, başka bir yol. Nasıl bir yol bizden başka? Bir firmanın iki mühendisini ayarttım dedim. Onlarla yapacağım dedim. Öğleden sonra anlaşma yapıldı. Sahi mi? Ve Trakya Cam Fabrikası o teknolojiyle kuruldu, şimdi çalışıyor. Ve bu şekilde kuruldu. Bu şekilde kuruldu. İnanılır gibi değil. Peki izin verin hemen sorayım. 8 yıl bekler misiniz böyle bir? Yani şu dönem, bugünün şartları. 8 yıl bir anlaşmayı yapabilmek için beklemenize izin verir mi? Vermez herhalde. Siz ne yapardınız? Yani biraz hem yaptığınız işten de bu arada söz edelim istiyorum. Çünkü dün, bugün, yarın, yarının teknolojisi ya da bugünün teknolojisi, ama biraz anlatır mısınız? Hem bu arada sizin yaptığınız işi de biraz daha yakından tanımış olalım. Efendim biz bilişim hizmetleri alanında çalışıyoruz. Hem IT hem telekomünikasyon, malum artık tek bir teknoloji gibi birlikte çalışıyorlar. Buna da kısaca bilişim diyoruz Türkçe'de. Bunun hizmet tarafındayız, bunun için vurguluyoruz. Çünkü ürün satmıyoruz. Danışmanlıktan işletmeciliğe kadar tamamen teknolojiyle iş hedefleri arasında. İş hedefleri derken tabii devleti yönetmek de bir iş, eğitim yönetmek de bir iş. Dolayısıyla ne yönetiliyorsa onun hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tercüman görevinde kendimizi konumlamaya, teknolojiyi de iş hedeflerine hizmet eder noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ama elle tutulmayan, gözle görülmeyen, değil mi? Bir evet, adına da evet, hizmet dediğimiz bir şeyi siz üretip satıyorsunuz. Evet, böyle diyebiliriz. Buradaki esas vurgu da galiba yönetilen şeyin artık kutulanmayan, rengi, kokusu vesairesi olmayan, daha çok bilginin etrafında, soyut kavramların etrafında şeylerden oluşmasın. Rekabet sizin için ne demek? Rekabet bizim için bütün dünyada her sektörde aşağı yukarı her türlü gelişme ve her türlü oyuncu demek neredeyse. Biz rakiplerimizle partnerlik, partnerlerimizle rekabet, müşterilerimizle rekabet ve dünyanın çok uzak yerlerindeki kurumlarla, kuruluşlarla da bir takım alışverişler içerisinde çok büyük firmalara hizmet verir ve hiç tanımadığımız, hiç görmediğimiz, hiç markasını bile duymadığımız firmalarla da bu yönde de yarışır noktada görüyoruz, buluyoruz kendimizi. Yani 8 yıl bir sembol şimdi şu anda, ama 8 saat mi sizin için? 8 dakika mı? Nedir bunu, bu? Böyle ortaya koymak mümkün mü bilmiyorum. Tabii bu demin konuştuğumuz, yani hani Türkiye haritasının dışına bakalım falan demişler. Gerçekten bir milliyet modeli, ulus modeli içerisinde bütün bu artık ekonomiyi ve ticareti algılamak çok mümkün değil. Bunu yani felsefi düzeyde tartışmak da değil konu. Bizim hayatımızın gerçeği bu. Gerçekten işte önümde koca bir listeye bakıyorum. Bütün ülkeler bir global pazara doğru, bir takım eğilimlere doğru, bir takım gelişmelere doğru kendilerini hazırlıyorlar. Ve burada saatler, şu noktayı ayırmak lazım galiba. Çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz gerçekten. Kararlar çok çabuk veriliyor. Artık eskiden 30, 40, 50 belki 100 yılda yaşanan devrimsel nitelikteki gelişmeler bugün belki 2 yılda, 3 yılda bizim sektörümüzde, bilgi teknolojilerinde 18 ayda bir örneğin bilgi işleme hızının 2'ye evet, katlanmasıyla vesaire önümüze çıkıyor bir taraftan. Bir taraftan da belki de uzun dönemli düşünme, vakti iyi kullanma bugün her zamankinden daha önemli. Çünkü o vakitsizliğiniz size hata yapmamayı, size geleceği çok iyi planlamayı ve eskiden bir yandan Şahap Bey'in ortaya koyduğu gibi çok önemli bir şeye fazlasıyla zaman ayırmayı getirirken, bir yandan da 8 yıl sonra da o yatırımı yaptığınızda hala para kazanabiliyordunuz. Bugün gururla bahsedilen bir takım eserler, fabrikalar, doğru, üretim ortaya çıkıyor. Bugün o şansınız yok. Ama bugün çok daha zor, 20 sene, 30 sene sonrasını çok daha belirsiz bir ortamda hayal etmek ve oraya doğru harekete geçmek zorundasınız. Kişiler olarak,
kurumlar olarak evet. ve milletler olarak. Dolayısıyla her şeyi çok kısa zamanda yapacağız, çok hemen kararlar vereceğiz ve bugünü yaşayacağız noktasına indirgememek lazım. Anlıyorum. Uzun dönem düşünme her şeyden daha çok önemli. Dergilerde okuduğumuz gibi bilişimle ilgili böyle şeyleri biraz daha ayağa yere basan bir halde de bize anlatmış oldunuz bu şekilde. Yani çünkü bilişim deyince ışık hızı, her şey bugün, yarın falan gibi değil. Sanki hani bir dakika sonraymış gibi de böyle bir fantastik de bir ortam tasvir edildiği için... O bir parça teknolojiyle alakalı galiba ama teknolojinin ne işe yaradığını, daha doğrusu bir işe yaramasını sağlamak lazım. Teknoloji teknoloji için bizim katıldığımız veya anladığımız şey değil. Onu somutlaştırmak lazım. Teknolojiyle nasıl istihdam yaratacağız? Teknolojiyle nasıl ekonomik sonuçlar elde edeceğiz? Teknolojiyle nasıl bir ülke olarak kazanacağız? Teknolojiyle insanların hayatlarını nasıl değiştireceğiz? Ve daha mutlu bireyler yaratmak adına bu hayatlarını değiştirmek derken bunun da böyle anlaşılmasında fayda var. Buralara galiba odaklanmak Anlıyorum. Lazım. Çok güzel bir noktaya geldik. Size dönmek istiyorum İbrahim Bey. Siz de üretim evet. yapıyorsunuz ama herhalde Şahap Bey'in döneminde yani yıl 1957 demiştiniz değil mi sözünü ettiğiniz? Ruslar da fabrikayı 57'de kurduk. Öbürü 70'lerde oldu. 70'lerde ama hani çok kısa bir zaman dilimiymiş gibi dursa da yine uzun bir zaman diliminden söz ediyoruz. Yani Cumhuriyet tarihinde baktığımızda sizin bugünkü şartlarınız ne? Siz de üretim yapıyorsunuz. Bir girişimcisiniz üstelik. Sıfırdan bir şey var ettiniz. Hem biraz bize işinizi anlatın. Ne yaptığınızı. Hem de rekabetin sizin için anlamını. Biz de sizden dinleyelim. Evet. Kurumumuzla bağlantı kurarak her ikisine de cevap vereyim müsaade ederseniz. Şimdi biz 1992 yılında Şahap Bey'in başlangıçları güzel hatırlıyor. Ben daha yakın tarih olduğu için daha rahat hatırlıyorum. Zorlanmıyorum ama Şahap Bey'in çok güzel maşallah. Evet. 92 yılında 16 milimetre o kaleminin çapında bir boru üretmekle başladık. İlk boru üretmek... Boru üretmek deyip geçmeyiniz lütfen. 200 santigrat derecedeki ergiyik bir şeyin kontrol edilerek düzgün bir şeye dönüşüm sürecini yönetiyoruz biz de. Basit bir hadise basit bir hadise değil. Tabii ben anlamakta zorluk çekiyorum. Beni de siz anlayın ama. ama ergiyik bir şeyin düzgün bir şekilde akıtmak zordur. Yani öyle şey olarak da ne diyelim teknik basit görüntüde böyle anlatabiliyorum. 16 milimetre borunun ilk üretilme sırasında bir know-how alabilirdik. Dışarıdan bir lisans da üretebilirdik. Bunları tercih edebilirdik belki ama o günkü konjonktürde buna imkan da biraz yoktu. Biraz daha mühendislik altyapımız, gücümüz kendimize güveni biraz daha yoğun hissettirdi. Ve biz kendi gayretlerimizi... İmkanınız üretmeye... yoktu, yani finansmanınız evet, mı yoktu? Onu evet, mu anlamalıyız? Evet. Ve biz o gün hiçbir know-how ya da lisans almadan üretimine başladığımız bu süreçte enteresan bir şekilde 10. yılın sonunda dünyadaki tüm rakiplerimizi yakaladık. Ve 11. yıla geldiğimizde biz dünyadaki rakiplerimizi geçmiştik artık. Ve bugün dünyanın en büyük çaplı borusunu en yüksek basınçta üreten tek firmayız. Ve kendi rekorumuzu 3 kere kırdık. Evet. Şimdi bu süreci hazırlarken neye bağlıyorsunuz sorusuna bir tane cevap verilebilir. Eğer biz know-how ya da lisans almış olsaydık, Şahap Bey'in söylediği örneği yaşayacaktık çünkü bu kaçınılmaz. Teknolojiyi mutlaka bir gerisini bize vereceklerdi. Ya da aynı teknolojiyi çok daha pahalı vereceklerdi. Bizim imkanlarımız yeterli olmayacaktı. Belki bütün gücümüzü ve işletme sermayemizi oraya bağlayacaktık. Ve sonra doğmadan kaybolacaktık. Şimdi iyi bir mücadele verdik. İyi bir Ar-Ge platformu oluşturduk. Ve belki mühendisliğimizin de bütün fırsatlarını kullanarak bugün bu biraz önce bahsettiğim çizgiyi yakaladık. Ama bugün sadece o çizgiyi yakalamadık. Bunun yanı sıra bu yıl itibariyle 23 tane patent sahibi kurumumuz ve Türkiye'de patent üretme şampiyonluğu sıralaması yapmıştı derginin bir tanesi. 3. sıraya yerleştirmiş bizi. Biz Türkiye'de 10 yıllık bir geçmişimize rağmen iyi bir patent üretebiliyoruz. Uluslararası literatürde yayınlanacak efsafta makale üretebiliyoruz. 7 tane doktora talebesinin tez konusunu biz verebiliyoruz. Her şey o 16 milimetre borunun üretimi sırasında zorlanmayı içimize sindirmemiz, ona gözümüzü karartmamız ve beraberinde onu başarmamızın akabinde meydana gelen pozitif artılar oldu. Çok güzel. Ve bütün bunları müşterek yaşadık. Evet. Rekabet kavramına da müsaade ederseniz lütfen. Söyleyeyim. Biz rekabeti ölçülebilir,
fırsatları en iyi kullanma olarak addediyoruz. En iyi kaliteyi, en düşük fiyata, en yaygın dağıtım kanalı kültürüyle pazarlama formatını rekabetin kabul edilebilir ve bir başka rakibin yetişemez olduğu bir çizgi olarak addediyoruz. En iyi kalite, optimum fiyat, yani en iyi kalite en yüksek fiyatta veremezsiniz. Bunu tamam. Herkes yapabilir ve iyi bir dağıtım kanalı. Bunları, bu üçlünün arkasında hiçbir şeyin duramayacağını düşünüyoruz. Rakip tanımam diyorsunuz. Rakip bunları tanımam diye düşünüyoruz. Zaman ben rakip tanımam diyorsunuz. Ne kadar güzel, gururla evet. Söylüyorsunuz. Sayın Kocatopçu, şöyle bir tarih, hani dedi ki dün, bugün, yarın. Şimdi ben belli başlı bir iki tarihten satır başını paylaşacağım. Paylaşmama gerek yok. Siz bütün bunların zaten ya sonuçlarıyla yaşadınız ya içinde yaşadınız. Sizin aktif iş hayatınızda işte Birinci Dünya Savaşı sırasında fiyatlar 12 kat arttı ve ekonominin tüm dengeleri bozuldu Türkiye'de. 23 İzmir İktisat Kongresi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet tarafından özel teşebbüs desteklendi. Şöyle bir tarih turu. Cumhuriyet'in ilanı, medeni kanun ve bunun gibi bir sürü sayısız güzel olayla karşılaştık ama daha yolların başı. İlk nüfus sayımı 27, 1927'de 13 milyon 650 bin kişiyiz. İlk kağıt paranın tedavüle girişi 27, 1927. Yani ekmek karneye bağlandı 1941. Yıllar belki şu anda bizi izleyen genç arkadaşlarım için bunlar hakikaten tarih kitaplarının arasında kalan şeyler. Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu 1958 1 dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkıyor. 221 kat. Bunları hatırlamakta belki fayda var. Siz hayatınız boyunca işte bir sürü hem darbe gördünüz, 1,5 yıl süren 78 hükümet gördüğünüzü tahmin ediyorum. Efendim size ben bugün bir şans versem, 1960'lıdan sonra doğmuş olsanız, olsaydınız, bugün şöyle nerelerde, neler yapıyor olmayı da hayal ederdiniz? Biraz hayal kuralım mı, ne dersiniz? Güzel bir şey. Bu lisans know-how üzerinde bir şey söyleyecektim ama onu sonra... Buyurun buyurun. Herkesin de söyleyin onu, tabii ki. Ondan sonra da buna devam edelim. Şimdi bu pencere camındaki zorluklardan sonra o kadar bizi etkiledi ki üç büyük üniversitenin kimya fakültelerinden o sene mezun olan, birincilikle mezun olan üç gence burs verdim. Yurt dışına gönderdik, doktora yaptırdık ve Topkapı'da bir Ar-Ge merkezi yaptık. 1973'te. Bu oldukça eski bir zamanda düşünülen bir şey, araştırma geliştirme bakımından. Evet. Ve şimdi beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi, Şişecam beni her sene bir defa çağırıyor. Bunun bir sene zarfında yapılan bütün araştırmaları, geliştirmelerin hesabını verdikleri bir toplantı yapıyorlar. Orada bu geliştirmeleri takip ediyorum ve çok mutlu oluyorum. Araştırma, geliştirmeye büyük emek vermenin gereğine inanıyorum. Vermiş miyiz peki sizce biz bugüne kadar? Sizin girişimlerinizi sormayın genel olarak. Şimdi burada bir sürü araştırma, yenilikler çıkarıyorlar. Bir patent alamadık. Sevgili dostum bu sahada çok ileri gitmiş. Kutluyorum kendisini. Çünkü araştırma, geliştirme yaparken dünyada bugüne kadar o konularda elde edilmiş patentleri aramak lazım. Onların listesini çıkarmak lazım. Ve onların üstüne bir yeni patent koyabilmek lazım. Bu çalışmayı yaptıkları için kutluyorum kendisini. Teşekkür ederim. Daha ben Şişecam'da bir patent alındığını görmedim. Ama onlar kendi işlerini daha iyi yapabilecek şekilde hep iyileştirme yollarına gitmişler. Ama yeni bir buluş daha görmedim. Anlıyorum. Fakat bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Evet. Ve bu çalışmaların sonunda büyük bir şey elde edileceğine inanıyorum. Çünkü ciddi olarak bu konuya gelişmiş durumdalar. Ve bunun da sabırla yapılması gereken bir konu olduğunu biliyorum. Düğmeye basınca sonuç alınacak bir şey değil. Evet. Sabırlı olarak inatla gitmek lazım. Peki benim soruma dönersek şimdi eğer. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak. Türkiye'de o kadar zor şeylerden geçildi ki hakikaten bir defa Atatürk ilk yatırımını
Pakistan'dan gelen bir parayla İş Bankası'nı kurarak yaptı 1924'te. Pakistan hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'ne sebebinin neden olduğunu bilmediğim önemli bir para meblağı veriyor ve bu parayla İş Bankası'nı kuruyor ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin malı olarak geçiyor. Kendisine bir hisse almıyor. Halk Partisi'ne hisse yapıyor. Ondan sonra bir sürü zorluklar geçirdi Türkiye. Ama bu zorlukları yenmek için daima ileriye bakmak lazım geliyor. Fakat en güzel şeylerden bir tanesi de yalnız bugünün şartlarında yeniliğe gitmek yetişmiyor. 10 sene sonra, 20 sene sonra ne olacağını kestirebilmek çalışmalarını da yapmak lazım geliyor. İşte o yolları yaptıkça daha hızlı gitmemiz imkanı olacak. Ve dünyanın bir globalleşme içinde olduğunu gördüğümüz zaman rakip dediklerimizle işbirliği yapmanın da yollarını aramamız lazım gelecek. O işbirliği içinde yollar bulunacak. Dost görünüp size elini uzatmayanlara karşı siz yine elinizi uzatmaya devam edecekseniz ki daha iyi bir yere doğru gidebilirsiniz. Bu da biraz dışişleri uzmanlarının ihtisaslarından faydalanmak gereken bir beceri gerektiriyor. Çağlayan Bey biraz evvel söyledi ama yani evet. Rekabette evet. Müşteriyle, çok ortakla, mi? Diğer rakiple evet. Yani herkesle kiminle evet. Rekabet şimdi nasıl edildiği mesela, pek belli değil galiba. Evet. Bakın ben 1980'de Şişecam'ı bıraktığım zaman 500 milyon dolarlık ihracat temposuyla bıraktım. O zamanki koşullarda 500 milyon dolar ufak bir şey değildi. Evet, evet. 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 İhracat globalleşme içinde bizi tanıtıcı ve bize güven getirici bir konu olacak. Aksi takdirde başkalarının kulu kölesi olacağız. Ben şuna da çok inanıyorum. 20. yılın ortasına kadar büyük devletler küçükleri sömürgecilik politikasıyla sömürdüler. Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra sömürgecilik yasaklandı. Peki bu büyük devletler gelirlerini nereden elde edecekler? Teknoloji, know-how, lisans ve patent. İşte bu dünyanın yeni yörüngesinde biraz evvel çok güzel bir şekilde patentin evet. önemini de anlattılar. Buna ayak uydurmak lazım. Efendim sizin teknolojiyle aranız nasıl? Teknolojiyle? Evet. Ben bilişim ne diyeyim ben? Teknoloji geri aldım sözümü hemen çünkü biliyorum evet. orada yanlış bir soru oldu. Bilişimle aranız nasıl? Bilgisayarlarla, bilişim teknolojisiyle? Çağlayan Bey'in şu anda içinde olduğu sizin zamanınızda hani bu olmuyor. Demode kaldım onlarda. Estağfurullah. Ama bunların yeni çığır açan yollar olduğunu kabul ediyorum. İletişim ve bilişim bugün dünyayı hızla geliştiren evet. bir unsur oldu. Zaman kaybını azaltıcı faktörler. Biraz evet, da. Evet. İzin verin ben size tabii yaşınızı sorarak başladım ama şimdi rica genç iş adamlarına da soracağım. Aramızda kalıyor zaten her şey. Siz kaç yaşındasınız? 41 diyebiliriz. 40'ı bitirdim. Siz? Ben 39. Ya yani aynı kuşak 60'lı yılların değil mi? Evet, 60'lı. Doğumlular. Daha farklı bir dünya, daha farklı bir şey. Şimdi biraz yani çok yeni bir kuşak aslında. Tabii bizden sonra ya da sizlerden ben de aynı kuşaktan olduğum için bizden hemen böyle bir şey oldu. Ama bizi izleyen çok daha genç arkadaşlarımız da var. Biraz onlara yarını anlatalım isterseniz. Yani geri kalan süremizde 60'lı yıllarda doğup çok değişik şeyler yapıyorsunuz. Şahap Bey'in geçmişte hani gözle görülmeyen, elle tutulmayan siz bir şeyler alıyorsunuz, satıyorsunuz, üretiyorsunuz. Siz patentler üretiyorsunuz. Bunlar çok gurur verici şeyler. Biraz genç arkadaşlarıma sizden mesaj almak istiyorum. Önünüzdeki engeller ne? Önünüzdeki fırsatlar ne? Tabii çok zaman ayrılması gereken bu konuda. Biz özellikle az zaman veriyoruz ama sizin bunu başaracağınızı biliyorum. Türkiye'nin bugünkü halinde. Ben bizim sorunumuzu hep sahip çıkma diye tırnak içinde bir kavramda görürüm.
Eğer bir tek şey söylemek gerekirse, herkes neye değer veriyorsa ona sahip çıksın. Ama hep birlikte sahip çıkmamız gereken bir gelecek var. O yönde de harekete geçmek lazım. Yani bu hep bir artık kültürün bir parçası oldu, başkasından beklemek. Evet. Bu aslında işte patent tartışmaları, teknoloji üretebilmek, bunun ekonomiye etkisi. Bunlar da aslında bir şeye sahip çıkmaya karar verdiğiniz zaman somut olarak ortaya koyabileceğiniz ve kendi yönünüzü çizebileceğiniz konular. Dolayısıyla iki tane çok önemli burada, yine belki elle tutulmaz yani bu söylediklerim de öyle, ama bir tanesi umut. Hem insanların ümidini kaybetmemesi, insanlığa dair, kendilerine dair, yapabileceklerine dair ve neyi iyi yapacaklarını düşünüyorlarsa ve neyi önemsiyorlarsa, yani hem değer hem güçlü taraf itibariyle bunu yapmak yönünde çaba göstermeleri. Bunu yaparken de büyük düşünmeleri çok önemli. Bir de sahip çıkmak. Yani ben bir gelecek yaratacağım. Türkiye bugün Avrupa Birliği tartışmalarını yanlış noktada yapıyor. Benim naçizane fikrim bunlar. Avrupa Birliği'ne bırakıyoruz geleceğimizi. Oraya bir kapağı atarsak tabir yerindeyse hayatımız kurtulacak. Kurtulacakmış gibi. Ve bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla gençlere bir mesaj vereceksek, geleceklerine sahip çıksınlar, ülkelerine sahip çıksınlar, neye değer veriyorlarsa buna sahip çıksınlar. Burada dünyaya baksınlar, Türkiye haritasına bakmasınlar ve biz evet geride kaldık ama geç kalmadık. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Bizim aslında siz bizi biraz yeni kuşak gibi konumladınız ama ben üniversiteyi bitirdiğimde kişisel bilgisayar görmemiştim. Ve iyi bir üniversiteden mezun oldum. Evet. Yani Ankara'da okudum. Ama o alandaki gelişmeler bitirdim. Çok çabuk oldu. Çok çabuk oldu. Dolayısıyla biz aslında birkaç belki o hani demin söyledik ya, yani 20, 30, 50, 100 yılda yaşanan şeyler şimdi birkaç sene içerisinde yaşanıyor diye. Belki onlardan çok da yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla benim de bilişimle tanışmam aslında iş hayatının içerisinde evet. olmuştur. Dolayısıyla burada önemli olan, bugün bilişim konuşuyoruz. Tabii teknoloji hep hayatımızın çok önemli evet. bir parçası olacak. Eskiden de böyleydi. Telefon icadı olduğunda o zaman teknolojisi oydu evet. Filan. Ama yani nereye gidiyor ve biz bunda bir etki yapmalıyız, yapabiliriz, kendine güveni, bu kararlılık ve çok çalışmak. Artık yani yine... Gene aynı şeyleri söylüyorlar diyecekler genç arkadaşlar, çok çalışmak. Öyle çünkü model değişti. Yani evet. siz eskiden bir ülkede yaşıyordunuz. Bu ülke sınırları içerisinde kendinize bir meslek edinmeye çalışıyordunuz. Bu meslekle ilgili bir şeyler başarmayı evet. istiyordunuz. Burada aileniz size bir hayat biçiyordu falan. Böyle bir farklı bir yaşam biçimi vardı. Burada da tatil yapıyordunuz. Tatilde de dinleniyordunuz. Onun da yani o kodları falan çok değiştirdik. Bunun farkında olmak lazım. Bugün sizin erişebildiğiniz bilgi, bugün sizin yaşayabileceğiniz serüven eğer maceracıysanız, evet. bugün sizin öğrenebileceğiniz şey eğer öğrenme açlığınız var ise, bugün bir meslek değil, 5 meslek, 8 meslek elde etme imkanı. Yani bütün bunları tatil yaparken de insan kullanabilir. Bunlar da farklı konseptler gibi geliyor ama değil aslında. Bambaşka, evet bambaşka bir belki hani dünya görüşü. Ama gelecek böyle bir şey. İzin verin, sizin bu bıraktığınız noktada İbrahim Bey'e de sorayım. Sizin vermek istediğiniz mesajlar örtüşüyor mu acaba Çağlayan Bey'le? Evet, bir kere aykırı değil. Aykırı değil, ne güzel. Ama tamamlamak için bir şeyler söyleyeyim. Biz gençlerimizin demoralize konumda olduğunu hissediyoruz ve bunu tolere etmek adına mutlaka ülkenin bir gündemi olması lazım. 20 yaşındaki gencimiz ile 70 yaşındaki ihtiyar demeyelim, olgun insanımız aynı kahveyi fakat farklı farklı masaları paylaşıyorlar ve bu çok işler acısı bir durum. Genç nüfus olmanın hiçbir avantajını değerlendiremiyoruz. Şimdi biz şu anda bir şey yapıyoruz. Beyin göçüne karşı beyin gücünü teşvik ediyoruz diye. Aslında göçmek isteyen beyni durdurmak lazım bir kere. Ve büyük miktarla da genç beyin göç ediyor. Bir kere bunu bir durdurmak lazım. Çünkü bu nüfusun en değer üreten %50'si göç ediyormuş Türkiye'den. Bu daha gelişmekte olan ülkelerde daha yüksekmiş. Evet. Yani ümitsizlik, gelecek endişesi insanları göçe zorluyor. Biz bir kere beyin göçünü durdurmamız lazım. O zaman ümidimizi kaybetmememiz Asla. Gerekiyor. Asla. Beyin göçümüzü durdurmamız lazım. Bunu tabii bireysel olarak da kendimize bir kere şu pes etme duygusunu aşmamız lazım. Devletimizin, hükümetimizin üzerine düşen ciddi ciddi görevler var. Bir kere güven ve duygusunu
kitle psikolojisini yukarılara taşıma ve kendiyle barışık olma duygusunu mutlaka halklarımıza vermemiz özellikle lazım. Özellikle de genç arkadaşlarımıza. Genç arkadaşlarımızı da rahat ve net olarak söylüyorum ki onlarla Türkiye'de başarmış binlerce, on binlerce insan arasında hiçbir fark yok. Geçmişleri boyutuna baktığınız zaman. YES'e düşmeleri için hiçbir sebep yok. Şu anda kıt kaynaklarla yaşıyor olabilirler ama Türkiye'nin tamamı kıt kaynaktı zaten bundan 70 yıl önce. Demek ki başarmak adına bir kararlılık, doğru bir çizgi, iyi prensipler, ilkeli davranma bence yarınlar için iyi fırsatlar doğuracaktır. Gençlerimiz bu çizgiden ayrılmaz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum ve ben inanamıyorum. Aslında bakarsanız işareti almasam bu programın bittiğini de hiç anlamayacağım ama çünkü birbirinden ilginç konular ve daha konuşmak istediğim pek çok konuyu böyle biraz tık nefes olarak kalmış olduk ama buyurun efendim son bir şey söyleyeyim. Türkiye'miz Avrupa Birliği'nin eşiğinde. Kaç senedir buna çalışıyoruz. Ama Türkiye'nin özel bir sorunu var. Doğusuyla batısı arasında büyük bir fark var. Evet. Ne yazık ki doğuya sanayi götürememişiz. Oranın büyük sanayiye ihtiyacı yok. Ama bir iş yapması lazım. Eğitimin gelişmesi lazım. Ki doğuyla batı arasında büyük fark olmasın. Bugün gazetelerde okudum. Bu sene İstanbul'a doğudan 500 göç bekleniyor. 500 insan göç. 500 bin pardon. 500 bin. 500 bin. Bu korkunç bir rakam. Evet. Bizim oradaki vatandaşlarımızı orada fırsat mutlu bir şekilde yaşayan hale getirmemiz lazım. Evet. Bu çok önemli. Bu arada teknolojinin önemiyle beraber bu yüksek zekalı çocukların değerlendirilmesi konusu var. İşte Türk Eğitim Vakfı'nın elinde böyle bir okul var. Evet. Bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği gençler tarafından ve siz de burada aktif olarak görev ama alıyorsunuz. Onu bugün şeyden sanayicilerimizin bu çocuklara sahip olması lazım. Yoksa bunlar bu okulu bitirince Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyorlar. Dostumun söylediği göç oluyor. Bu göç çözümü çok güç olan bir. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birbirinden önemli konulara ve birbirinden büyük konulara yalnızca satır başlarıyla değinebildik. Ama varlığınız bence özellikle genç arkadaşlarım için çok önemli mesajlar verdi. Hele böyle gençliği ön plana çıkarttığımız bir toplantıda ya da bir tartışmada bence insanlar hissettikleri yaşta, siz şu anda yarı yaşınızda iki başarılı genç, her ne kadar onlar biz genç değiliz deseler de bir grup, çok güzel bir tartışma oldu. Devamını getirmeyi çok arzu ederiz ama katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum hepinize. Ve genç arkadaşlarım, yılmak yok. Çok çalışmak var. Tatil işte anlatılanlar şekliyle var. Yani tatil öyle güneş altında yatmak ve hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi kuşakların arasında hiçbir fark yok. Çok çalışmak gerekiyor Türkiye için. Efendim bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya biz bir başka konuyla yine karşınızda olacağız ve yine sizi bekliyoruz.